Değerli öğrencilerim merhabalar. Şimdi türev alma kurallarının ÖSYS sorularını çözeceğiz arkadaşlarım. 88 yılından başlamışım soruları almaya. Geçen yıla kadar bütün olan soruları koydum buraya arkadaşlarım. Böyle türev alma kurallarıyla ilgili olanları. Bunları bir çözmeye çalışalım. Hatta benim nacizane tavsiyem siz bir önden çözün. Zaten bunun PDF'sini indirmiş olacaksınız. Bir önden siz çözmeye çalışın. Yapamadığınız olursa benim sorularıma bakarsınız diyeyim. Evet, birinci sorumuz. Bakalım ne diyor? Birinci sorumuzda biraz yakınlaştırsam mı diye düşündüm de şöyle bir tık yakınlaştırmayı deneyeyim bakayım. Şöyle biraz daha iyi oldu galiba. Evet. F'de 1'i bulun diyor. Sonra da F'in türevinde 3'ü bulun diyor arkadaşlarım. Şimdi F'de 1'i bulalım hemen. Türev mürev yok burada. Direkt x yerine 1 yazın diyor. Yazalım. 1 yazarsam burası 2 eksi 1'den 1 olur. 1 de mutlak değer dışına 1 diye çıkar. 2 ile topladım. 3 geldi. Yani şurasını bulduk bile. 3. Şimdi de f'in türevini alalım dostlarım. Türevinde 3'ü bulmayı deneyelim. Şimdi f'in türevi dediği zaman önce bir 3'ü yerine yazıyoruz. 3, 2 eksi 3 eksi 1 yaptığı için negatif çıkartıyor bunu. Demek ki bizim fx fonksiyonumuz aslında şöyleymiş diyorum. 3 için. Fx fonksiyonu x eksi 2 imiş. Eksi ile çarparak çıkartacağım. Bir de artı 2'miz var dostlarım. İşte bunun türevini alacağız. Burada da 2'ler gitti. X kaldı bir tek. X'in türevi de 1 yaptığı için f'in türevinde 3 de 1 olacak diyebilirim artık. O halde şurası da 1. Ve bana 3 ile 1'in toplamını soruyor. Sorunun cevabı 4 geldi diyebiliriz. Evet. Şimdi 89 yılındaki soru. Diyor ki y fx yani y fonksiyonunun türevini alın diyor. O halde biz önce şuradaki ifadeyi bir düzenleyip y'yi yalnız bırakalım dostlarım. Şimdi 1 bölü x'i bu tarafa atarsak 1 bölü y eşittir. 1 eksi 1 bölü x çıkar. Hemen burayı bir satır daha düzenleyelim. 1 bölü y eşittir. X eksi 1 bölü x geldi. X eksi 1 bölü x geldi diyebilirim. Tabii bu 1 bölü y. Bize ne lazım? Y lazım. O zaman her iki tarafa takla attırdığımda x bölü x eksi 1 olur. Bizim y dediğimiz ifade. Şimdi de diyor ki bu y'nin türevini al. X gördüğün yere de 2 yaz diyor dostlarım. Hadi gelin y'nin türevini alalım birlikte. Y'nin türevi eşittir. Şimdi burada bölümlü bir ifade olduğu için bölümün türevini alacağım. Birincinin türevi 1 çarpı ikinciyi aynen yazıyorum. X eksi 1 eksi ikincinin türevi o da 1 çarpı birinciyi aynen yazıyorum. Bölü x eksi 1 yani ikincinin karesini alıyorum. Şimdi burada da x gördüğümüz yere 2 yazacağız. Şurada 2 yazarsam 2'den 1 çıktı 1. 1 ile çarptım şurası 1 geldi. 2 yazarsam burası 2 geldi. 1 eksi 2'den eksi 1 oldu üst taraf. 2 yazıyordum 2'den 1 çıktı 1. 1'in karesi 1. Eksi 1 bölü 1'den sorunun cevabı eksi 1 geliyor. Bakın ne kadar kolay sormuşlar ÖSYM'de. Evet geldik buna. Üçüncü sorumuz 91 yılında sorulan bir soru. Şimdi ne diyor bize? F'in çift türevini alın diyor. O halde biz bir birinci türevini alalım F'in. Sonra bir daha türevini alalım. Şimdi F'in türevi eşittir. Çarpımlı bir ifade görüyorum. O halde çarpımın türevini alacağız. Hemen alalım. Birincinin türevi 2'yi başa aldım. X eksi 1 birinci kuvveti kaldı dedim burada. Ve çarpı bunun bir de içinin türevini almalıydım. O da 1 olduğu için yazmıyorum. Birincinin türevi bu. Çarpı İkinciyi yazıyorum şimdi. Yani 2x eksi t. Artı ikincinin türevi. Bunun türevi 2'dir. Çarpı birinciyi de aynen yazdım. X eksi 1'in karesidir dedim. Evet bu benim birinci türevimdi. Şimdi ikinci türevini alalım dostlar. İkinci türev eşittir. Şimdi şurada yine bakın. Çarpımın türevi geldi karşımıza dostlar. Buraya bir dikkat ediniz isterseniz. Ya da hiç uğraşmayayım hocam. Burayı direkt içeriye de dağıtabilirsiniz. Sonuçta ikisi de birinci dereceden denklem olduğu için içeriye de dağıtabilirsin. Ya da ben çarpımın türevini alacağım. Şimdi şurası birinci, burası da ikinci. Şimdi ikiyi başa tuttum. Birincinin türevi 1 çarpı ikinciyi aynen yazdım. 2x eksi t artı ikincinin türevi 2 çarpı birinciye aynen yazdım. X eksi 1.
dedi. Sonra geldik artı dedik. Şuranın türevini alacağız şimdi. 2'yi başa aldık. 4 oldu burası. X eksi 1. Birinci kuvveti geldi. Çarpı bir de içinin türevi 1'dir dedik. Bize de diyor ki burada x gördüğünüz yere 0 yazarsanız sonuç 0 çıkar diyor dostlarım. Hemen x gördüğümüz yere de 0 yazalım. 0 yazdığımda şurası eksi t. 2t geldi. Eksi 2t. 0 yazdığımda buraya bakalım. 0 yazdığımda şurası eksi 1 geldi. Eksi 4. 0 yazdığımda burası da eksi 1 geldi. Eksi 2 oldu burası da. Eksi 2, eksi 4 daha. Eksi 6 geldi. Eksi 6 gelmemesi lazım ama. Şurada bir yerde bir hata yaptım o zaman ben. Nerede yaptık şu hatayı? Şimdi birincimiz 2x eksi 2'dir diyelim. 2x eksi 2'nin türevi. 2x eksi 2'nin türevi 2 çarpı içinin ikincinin aynısı. Artı ikincinin türevi 2 çarpı... Şurada da 2x eksi var değil mi? Şuradaki 2'yi unuttuk biz arkadaşlarım. Çarpı 2. Şu 2'yi burada yazmayı unuttuk. O zaman burası da ne geliyor? Eksi 4 geliyor burası da. Eksi 4 de burada var. Eksi 8 geldi. Şimdi oldu. Eşittir 0. T eşittir. Buradan da eksi 4 çıktı diyebiliriz. Evet. 93 yılındaki soruya geldik şimdi. Diyor ki f'te 1'i bulun, sonra f'in türevinde 1'i bulun. Şimdi önce f'te 1'i bir bulalım isterseniz. F'te 1 dediğimiz şey olması için, buranın 1 olması için x'e 2 mi yazmalıyız? X eşit 2 için diyelim. Burası f'te 1 oldu. 2 yazarsam 4, 8 artı 2 eksi 1'den 9 geldi f'te 1. Şurayı bulduk yani 9. Şimdi f'in türevini bulmamız lazım. O zaman her iki tarafın bir türevini alalım. Buranın türevi f'in türevinde 3x eksi 5 çarpı içinin türevi 3. Art eşittir. Buranın türevi 4x artı 1. Şimdi f'in türevinde 1 olması için yine x yerine 2 yazmalıyım. X eşit 2 için diyelim. 2 yazarsak burası f'in türevinde 1 oldu. Çarpı. Burası 3 oldu. Burası da 9 geldi. 3'e böldük. F'in türevinde 1 eşittir 3 çıktı. Bunu da bulduk. Burası da 3 geldi. Bize de neyi soruyor? 9 ile 3'ün toplamını soruyor. Cevap 12 çıktı diyebiliriz. Evet. 5. sorumuz 2006 yılında sorulan ve bizim de defalarca çözdüğümüz bir soru. Diyor ki Px'in kat sayıları toplamı kaçtır? Kat sayılar toplamını nasıl buluyorduk biz arkadaşlarım? X yerine 1 yazarak. O zaman bize P'de 1'i soruyor diyebiliriz artık. Hemen tabii ki ne yapalım? Şimdi Px'e bir değer, bir polinom değeri vereceğim. Burası ikinci dereceden olduğu için Px de ikinci dereceden bir fonksiyon olsun diyor. Yani Px dediğimiz şey şöyle olacak. Ax kare artı Bx artı C. Px bu. Şimdi P'nin türevi lazım bize. Hemen gelin şurada Px ile P'nin türevini toplayalım. Şimdi önce Px'i yazıyorum. Ax kare artı Bx artı C. Eksi demiş. Buraya da türevini yazıyorum. O da 2ax artı B'dir dedim. Türevi de budur arkadaşlarım. Yazdık ve bu da neye eşitmiş? 2x kare artı 3x eksi 1'e eşitmiş. Şimdi toparlayalım artık. Polinom eşitliği yapalım. Buradan x karenin katsayısı a. Burada x karenin katsayısı 2. Demek ki a eşittir 2. Şimdi burada x'in katsayısı b. Buradan da x'in katsayısı eksi içeriye dağıttığım zaman eksi 2a geliyor. Yani b eksi 2a da x'in katsayısına eşit 3'e. Dolayısıyla a 2 olduğu için 4. Buraya attım 7 geldi b. B'yi de 7 bulduk. Son olarak buradaki sabitim C'dir. Buradan da eksi içeriye dağıtınca eksi B geliyor. Bu da eksi 1'e eşitmiş. B 7 idi. Burası eksi 7 yaptı. Buraya attım artı 7. 6 kaldı C'ye. Evet C'yi de bulduk. Şimdi artık Px polinomunu şuraya yazalım. Px eşittir. Ax kareydi yani 2x kare olur. Artı bx'di yani 7x olur. Artı c'di yani 6 olur. Bize de p'de 1'i soruyor. 1 yazarsak 2 artı 7 artı 6'dan 9, 15 geldi sorunun cevabı arkadaşlarım.
P'de bir 15'miş dedim. Evet. 2007 yılındaki sorumuz. Gx fonksiyonu bu şekilde vermiş. Bize de g'nin türevinde sıfırı bulun diyor. Hemen g'nin türevini bir alalım arkadaşlar. Dikkatli olacaksınız burada g'nin türevini alırken. Bakın f var. İçinde de x çarpı fx var arkadaşlarım. Aman dikkat. Şimdi f'in türevini alarak başlıyorum. F'in türevi içine aynen yazdım. X çarpı fx. Sonra çarpı dedim. Şimdi içine giriyorum. İçinin türevini alacağız arkadaşlarım. Burada dikkatli olun işte içinin türevini alırken. Şimdi birincinin türevi şurada yazalım. Çarpım durumunda bir ifade olduğu için birincinin türevi 1 çarpı ikinci artı ikincinin türevinde çarpı birinci. İşte mevzu bu. Türevini aldık. Şimdi x 0 olsun diyor. G'de 0'ı istiyor bizden. Peki x yerine 0 yazarsak ne geliyor burası? Şurası 0 oluyor. F'in türevinde 0 geliyor arkadaşlarım. Şimdi bulalım. G'nin türevinde 0 eşittir. X yerine 0 yazdık. X yerine 0 yazınca burası komple 0. Yani F'in türevinde 0 çıkıyor. O da 4. Çarpı. Şimdi şu parantezin içine girelim. F'in türevinde 0, 4'tü. X yerine 0 yazıyordum. Şurası komple 0 oldu. Geç. X yerine 0 yazarsam F'in 0 değeri geliyor. 4. O zaman parantezin içinde bir tek 4 var. 4 ile de 4'ün çarpımı 16 geldi diyebiliriz dostlarım. Sorunun cevabı. Evet, geldik 2009 yılındaki soruya. Bakın üslü bir ifadenin türevi. Biz buna benzer bir soru zaten çözdük arkadaşlarım. Şimdi üslü ifadede ne yapıyorduk? Önce 4'ü başa atıyoruz bir kere. Şimdi türevini alalım şurada. 4'ü başa attım. İçini aynen yazıyorum. 1 artı x artı x karenin küpü diyorum. Kuvveti de bir azalttım. Şu anda 4. dereceden olmasının türevini aldım. Şimdi ne yapıyorum? Girdim içeriye. Şu içinin türevini alacağız. Şu kısmı. Şimdi birin türevi zaten sıfır. Onu bakmana bile gerek yok. Biz şuranın türevini alalım. Bakın burada da küplü bir ifade var. O zaman 3'ü başa aldım. İçine aynen yazdım. X artı x karenin. Ne yaptık? Kuvveti bir azalttık. 2 dedik. Şimdi sonra 3'ten 3'ün de türevini almış olduk. Girdik içine. Çarpı... İçinin türevi 1 artı 2x yaptı. İşte türevini almış olduk böylelikle. Buraya kadar tamamız herhalde arkadaşlar. Şimdi bize ne diyor? X gördüğünüz yere 1 yazın diyor dostlar. Hemen 1'imizi çakalım. F'in türevinde 1 eşittir. 4 çarpı. Şimdi x yerine 1 yazıyoruz. 1, 1 daha 2. 2'nin küpü 8. 8 ile 1'in toplamı 9. Burada da 9'un küpü geldi arkadaşlarım. 9 üzeri 3 yazalım buna biz hemen. Sonra çarpı. Şuraya geldi. 1 yazıyordum. 1. 1 daha 2. 2'nin karesi 4. 3 çarpı 4 çarpı 1 yazıyordum. 3 oldu burası. Evet. Olay bu. Yani ne geldi? 4 çarpı 4 var. 4'ün karesi 16. Yani 2 üzeri 4 demektir 16. Çarpı. 3 kere 3 9. 9'un küpü çarpı 9'un birinci kuvveti geldi. Yani 2 üzeri 4 çarpı 9'un dördüncü kuvvetidir sorumuzun cevabı. Ya bu tabii şıklara göre kontrol edeceksiniz bunu. Belki de burada 9'un dördüncü kuvveti yok. Şöyle yapalım. 3'ün karesi demektir 9. Bir de dördüncü kuvveti olduğu için 3 üzeri 8 diyelim. Şıklara göre de düzenlemiş olalım arkadaşlar. Evet, 2012 yılındaki sorudayız. Şimdi bakalım bu ne diyormuş? A kaçtır diye bir soru soruyor bize. F'i vermiş, Gx'i vermiş falan filan. Gelin şimdi şurada her iki tarafın bir türevini alalım. Hemen şurada bileşke fonksiyon var. F'in türevi içini aynen yaz. Çarpı içine gir. G'nin türevinde x'tir. Buranın türevi. Eşittir. Buranın türevi de 2x artı 4'tür. Şimdi f'in türevinde 0 vermiş bize arkadaşlarım. 0 olmasını istiyor. F'in türevinde 0. Önce şuraya bir gx'i de isterseniz şöyle bir yazalım. Yani f'in türevinde gx neydi? X artı a'ydı. Çarpı g'nin türevinde x var ki g'nin türevi 1 yapar. Çarpı 1 diyelim.
eşittir 2x artı 4 oldu. Şimdi bize diyor ki f'in türevinde 0 1'e eşittir. O halde burayı 0 yapmaya çalışalım biz. Peki x artı a'yı nasıl 0 yaparım ben dostlarım? X yerine eksi a yazarak. O halde x eşittir eksi a için diyerek x yerine eksi a yazmaya başlıyor. Eksi a yazarsam burası f'in türevinde 0 olur. Çarpı 1 var, geç onu. Eksi a yazarsam eksi 2a artı 4 olur. F'in türevinde 0 kaçmış? 1'e eşitmiş. Burası 1 o halde. Peki 4'ü bu tarafa atarsak eksi 3 kaldı. Eksi 2a eşittir eksi 3. Demek ki a eşittir 3 bölü 2 çıkacak diyebiliriz. Bize de a'yı soruyordu zaten. Evet, bu da tamamdır. Hemen geçelim 9 numaralı sorumuza arkadaşlar. 9, 2017 sınav sorusu. Yine bizim karma sorularımızın içerisinde benzerinin olduğu bir soruydu arkadaşlar bu. Hemen halletmeye çalışalım bakalım neler yapacağız görelim. Şimdi f'in türevini alın diyor. Hemen almaya çalışalım f'in türevini. Neydi? Köklü bir ifade olduğu için içinin türevi bölü, şöyle yazıyorum. İçinin türevini yazacağım yukarıya, bölü 2 çarpı kendisinin aynısı. Yani x artı kök x diyeceğiz. Peki içinin türevini nasıl yazacağım? X'in türevi 1'dir artı kök x'in türevi de 1 bölü 2 kök x'dir. İşte f'in türevi bu. Hemen getirelim x yerine 1 yazalım. 1 yazarsak 1 artı 1 bölü 2 olur burası, bölü 2 çarpı 1 yazarsam kök 2 gelir burası. Düzenleyelim. 2 bir daha 3 bölü 2 bölü 2 kök 2 oldu. Yani 3 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 kök 2 geldi. Bu da 3 bölü 4 kök 2 yapar dostlarım. 3 bölü 4 kök 2 de bizim aradığımız cevaptır. Tabii yine şıklara göre kök 2 ile çarpıp genişletebiliriz eğer istersek. Evet, geldik 10. sorumuza. Yine 2017'deki soru. Bir öğrenci doğru olduğunu düşündü, aşağıdaki iddiayı ispatlarken bir hata yapmıştır. Pi sayısı e sayısına eşittir diye bir iddiası varmış. Bunu da ispatlıyor şimdi. Bize de diyor ki bu öğrenci hangi adımda hata yapmıştır diye soruyor. Şimdi bakalım öğrencinin ispatı. X büyük 0 için diyor. Fx ve gx fonksiyonları fx eşittir ln px ve gx eşittir ln ex olarak tanımlansın. Tamam, eyvallah. Burada bir sıkıntı yok. Her x büyük 0 için f'in türeviyle g'nin türevi birbirine eşittir diyor. Doğrudur arkadaşlarım. F'in türevi g'nin türevine eşittir. Burada bir sıkıntı yok. Dolayısıyla her x büyük 0 için fx ve gx fonksiyonları birbirine eşittir diyor. Sıçtı. Burada gitti işte soru. Eğer ki türevleri eşitse bunlar da birbirine eşit olacak diye bir kural yok. Değil mi kardeşlerim? Yani türevi birbirine eşit olan iki tane fonksiyon düşünün. Mesela fx fonksiyonunu düşünün. 3x artı 7. Gx fonksiyonu da 3x eksi 8 olsun mesela. Bakın bu fonksiyonlar eşit mi? Hayır. Bir kere sabitleri farklı. Peki türevleri eşit mi? Evet. İkisinin de türevi 3. Yani türevleri eşit diye fonksiyonlar da eşit olacak diye bir kural yok. Ya da fonksiyonlar eşit olduğunda türevleri eşit olur mu? O olur. Fonksiyonlar eşitse türevleri eşittir ama türevleri eşit diye fonksiyonlar eşit olacak diye bir kural yok kardeşim. O yüzden ikinci atımda direkt hata yapmıştır bu adam. Çok fazla da uzatmadım. Diğerlerine bakmaya bile gerek kalmadı artık. Evet, 11. sorumuzdayız arkadaşlarım. K bir gerçel sayı olmak üzere. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı ve türevlenebilir. F ve G fonksiyonları için şöyle bir eşitlik sağlanmaktadır diyor. F'in türevi diyor, G'nin türevi diyor. O zaman ben şu verilen eşitliğin bir her iki tarafının türevini bir alayım arkadaşlar. Madem türevlerden bahsediyor, şurada türevlerden bahsetmiş. Gelin şuranın bir türevini alalım her iki tarafını. Şimdi sol tarafın türevi demek f'in türevinde x demektir. Eşittir. Buranın türevi g'nin türevinde x kare çarpı içine gir 2x'tir arkadaşım. Artı kx küpün türevi de 3'ü başa attım 3k x karedir. Peki. Şimdi diyor ki x gördüğün yere eksi 1 yazarsan diyor f'in türevinde, ki yazalım x yerine eksi 1 yazalım, f'in türevinde eksi 1 olur. G'nin türevinde 1 olur. Çünkü x kare var. Çarpı eksi 1 yazarsam eksi 2 olur.
Artı eksi 1 yazarsam 3k kalır. Peki bildiğimiz değerler. F'in türevinde eksi 1 neymiş arkadaşım? Vermiş soru bize 2. G'nin türevinde 1 neymiş? O da 2. O halde şuradan yapalım. 2 eşittir. Bakın burası eksi 4 oldu. Artı 3k. Peki eksi 4'ü buraya attım. 6 eşittir 3k. 3'e böldüm. 2 eşittir k geldi. Sorunun cevabı 2'ymiş arkadaşlar. Evet, geldik buna. 12. sorumuz 2019 yılında çıkan soru. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonu için fx şöyle tanımlanıyor. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı sürekli bir g fonksiyonu olan türevi olan g üssü fonksiyonunda şu eşitliği sağlıyor. X eşit 2 için sağlamaktadır diyor. Yalnızca x eşit 2 için sağlıyormuş. G'nin türevini 0 yapan tek değer x eşit 2'ymiş arkadaşlar. Peki. Buna göre eşitliğini sağlayan x değerlerinin çarpımı kaçtır diye de bir soru sormuş. E o zaman hadi gelin şu türevi bir açalım arkadaşlarım. Bu türev nasıl açılacak? Şöyle yazıyorum. G'nin türevinde f, okunuyor mu burası? Şöyle biraz daha yukarıya kaydırayım. G'nin türevinde içini yazıyorum fx çarpı içinin türevi. F'in türevinde x eşittir 0'dır. Şimdi bize fx'i vermiş. Hemen yazalım. G'nin türevinde fx neydi? Yukarıda yazıyor. X kare artı x eksi 4 çarpı f'in türevi. O da nedir? 2x artı 1'dir. Ve bu ifadenin 0 olmasını istiyormuş bizden. Evet, şimdi burası 0'a eşitse diyeceğiz ki ya şu kırmızıyı alalım. Ya şurası 0'dır ya da burası 0'dır. Peki 2x artı 1 0'a eşitse x ne olacak bu durumda? Eksi 1 bölü 2 olacak. Peki şuranın 0 olması için bakın soruda ne demişti bize, şurayı okuyun. G'nin türevini 0 yapan, yani G'nin türevinde şu parantezin içinin sadece 2 olmasıyla sonuç 0 çıkıyormuş diyebiliriz. O yüzden şu parantezin içi şurası 2 olursa sonucu 0 çıkar derim. Yani x kare artı x eksi 4 eşittir 2 olacak. Bu durumda x kare artı x eksi 6 eşittir 0'dır. Hemen çarpanlarını ayırıyorum. 3'e eksi 2 diyorum. Demek ki bu durumda x eşittir ya eksi 3 olacak ya da x eşittir 2 olacak diyorum. Onları siz göremediniz. Şurada yazayım. Evet. Bakın x'in 3 tane değerini bulduk. Bize de diyor ki bu x değerlerinin çarpımı. Yani eksi 3 çarpı 2 çarpı eksi 1 bölü 2. 2'ler gitti. Eksi 3 ile eksi 1'in çarpımı artı 3 yaptı. Sorunun cevabı 3'müş dostlar. Evet, bu da tamamdır. 12 numara. Hemen çevirdik arka tarafı. Son sorumuz 2021 yılında sorulan, yani geçen yıl sorulan sorumuz arkadaşlarım. Bakalım burada ne yapacağız. Şimdi diyor ki A ve B gerçel sayılar olmak üzere, pozitif sayılarmış bu arada, f fonksiyonu tanımlanmış. Fx şöyle bir şekilmiş. Bize de diyor ki f'de bir var. F'in türevinde 1 var. F'in çift türevinde 1 kaçtır diye bir soru soruyor. O halde biz F'in bir kere birinci türevini alalım. Sonra ikinci türevini de alalım. Bir konuşalım. Şimdi F'in birinci türevi diyelim. X. Şimdi ne yapıyoruz? A'yı başa alacağız. A bir üslü sayı arkadaşlarım. A'yı başa alırsam burası A kare yapar. Çarpı kuvveti bir azaltıyorum. X üstünde A eksi 1 diyorum. Artı B'yi başa alıyorum. B kare yapar. Çarpı kuvveti bir azaltıyorum. X üstünde B eksi 1 diyor. Tamam. Bu birinci türev. Ve diyor ki bize birinci türevinde X yerine 1 yazarsan sonuç 20'dir. Hemen burada X yerine 1 yazalım o halde. Sonucu da 20'ye eşitleyelim. X eşit 1 için 1 yazarsam 1'in bir kuvveti geliyor. 1'dir yine. Sadece A kare kalıyor. Artı 1 yazarsak yine sadece b kare kalıyor. Eşittir 20'ymiş arkadaşlarım. Bakın bunu bulduk. Tamam. Bu dursun elimizde. Şimdi f'de 1 de 6'ya eşitmiş. E gelin bunu da yazalım. Hemen şurada x yerine 1 yazarsam oradan da ne geliyor sadece? A artı b geliyor. Bu da 6'ya eşitmiş. Aha bunu da bulduk. Şimdi bu ikisini konuşursak dostlarım hemen ne yapacağız? Her iki tarafın şurada a artı b'nin karesini alırsam a ile b'nin çarpımını buluruz buradan. Oradan da zaten ya da hiç uzatmayalım. Buradan direkt A ile B'ye değer verelim biz. Mesela ne olsunlar? 2 olsa 2'nin karesi 4. 16 kalır. 16 kalırsa da B'de 4 olur.
B4 olsa oluyor mu? Oluyor. Tamam. Güzel. O zaman A2, B'de 4 olabilir dostlarım. Ya da A4, B2 olsa olur mu? O da olur. İkisi de oluyor. Biz o zaman şöyle bir deneyelim. A buradan 4 diyelim. B'de 2 diyelim arkadaşlar. Yani şey yapmadım. Uzun uzun çarpanlara ayırmadan bulmak istemedim. Direkt buradan değer vererek bulayım dedim. Şimdi devam edelim. İkinci türevini soruyordu bize. Hadi gelin ikinci türevini alalım şimdi. İkinci türevinde x diyelim. Şuranın türevini alıyoruz. Şimdi ne yapacağız buranın türevini alırken? A eksi 1'i başa alacağız. Burada bir a kare var. A eksi 1'i de başa alalım. Ne oldu? Şöyle oldu. A kare çarpı a eksi 1 oldu. Çarpı x üstünde de burayı bir azalttım. A eksi 2 geldi. Artı şimdi b kare var. Çarpı b eksi 1 geldi yukarıdan. X üstünde de b eksi 2 oldu arkadaşlar. Evet. Şurayı biraz yukarıya kaldırayım. Şimdi burayı bir satırda düzenleyelim mi? Gerek var mı? Yok. Bize ne diyordu? 1'i bulun diyordu. Şimdi x yerine 1 yazalım. F'in çift türevinde 1. Buradan bir kere a kare ve a eksi 1 kalır. Yani a küp eksi a kare geldi. 1 yazınca direkt 1 çıktı zaten. Artı buradan da ne geldi kardeşim? B küp eksi b kare geldi. Buradan da 1 geldi. Bize de bunu soruyor. Bu işlemin sonucu kaçtır diye soruyor. Hemen toparlayalım. Şimdi buradan a küp artı b küp geliyor. A küp artı b küp. Eksi parantezinde de a kare artı b kare geldi. Şimdi biz zaten a kare artı b kareyi yukarıda 20 bulmuştuk. Oraya 20 yazalım direkt. Şurası 20. Şimdi a küp ile b küpün toplamını da işte isterseniz çarpanlara ayırmadan da bulabilirsiniz burayı. Ya da benim dediğim gibi değer vererek de yapabiliriz. A'ya 4 desek 4'ün küpü olur. 64. Artı b'ye 2 desek 2'nin küpü olur. 8. Eksi 20. 44. 8 daha. 44. 8 daha. 52 mi yapıyor arkadaşım? 52'ymiş sorunun cevabı diyebiliriz. Evet, kaç dakika oldu bu da? 27 dakikada bitirdik ÖSYM sorularını. Evet dostlar, şimdi bir sonraki videoda türevin kalan kısmıyla devam edeceğiz. L'Hospital diye bir kuralımız var. L'Hospital diye okunuyor. Çok önemli değil nasıl okunduğu, nasıl ettiği de. Onu öğretmeye çalışacağım size bir sonraki dersimizde. Peki, tamamdır o zaman. Hadi bir sonraki dersimize kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi.